Birimlere dikkat etmeniz gerekiyor hız problemlerinde. 2400 metre demiş hemen onu kilometreye çevirelim. 2.4 kilometre çarpı t saat hız çarpı zaman çünkü yolu verir. Buradan t ne geldi bakın 1 bölü 4 saat. 1 bölü 4 saatte 15 dakikaya karşılık gelir. Burada şunu düşünmemiz lazım. 180 kilometre t1 saatte gidiyor. Eşittir 80 km saatle T2 saatte dönüyor. Dolayısıyla T1 arkadaşlar sadeleştirirsek 4T olsun. Burayı da 9T yapalım. Böylece eşitlenirler. Haliyle 4 artı 9 toplam 13T sürede gidip dönülüyor. Yani 26 saat. T buradan 2 saat oldu. 9T saatte dönülüyordu. 18 saat E şıkkı. 560 kilometrelik yolu 80 kilometre bölü saat hızlı arkadaşlar kaç saat dalır normalde? 7 saat. Şu an bu 1 saat kaybetti gitti. Sonra 2 saat ne yapıyormuş? 80 kilometrelik yol alıyormuş. Yani hemen buraya bir ok yapayım. 160 kilometre bu yol aldı. Şimdi artı arkadaşlar 160 aldığına göre geriye ne kadar yolu kaldı? 400 kilometre. Bunun toplam aynı saatte gitmesi için 7 olması için geriye kaç saat hakkı kaldı? 4 saat. O zaman 404'e bölersek hızını 100 kilometre yapmalıymış D şıkkı. birbirlerine azıt hareket ediyorlar arkadaşlar bakın. 30, 40 daha hızları toplamı 70. Neden hızlarını topladım? Çünkü birbirlerinden uzaklaşacakları için hızları toplamı kadar uzaklaşırlar her saatte arkadaşlar. Örnek bir saatte bu 30 gitti, bu 40 gitti. Hakikaten 70 uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla 4 saatte 280 uzaklaşacaklar. Bir de bunların aralarında x kadar mesafe olsun. 280 artı x kaça eşitmiş? 630'a. Demek ki x buradan 350. Eğer bunlar birbirlerine doğru gelselerdi. Bakın birisi buradan gelecekti. Birisi buradan gelecekti. Güçlerini birleştireceklerdi bir nevi. 70 çarpı t sürede buluşacaklardı. O da 5 saat yapar c şıkkı. Hızları aynı. Buna dikkat edelim. Hızlarının aynı olduğunu söylemiş bakın. Şimdi Burada e, B'den çıkan C'den çıkan araçlar arasındaki mesafe artıyor. Şimdi bunlar aynı yönde çıksa aralarındaki mesafe hiç değişmez. Neden? Hızları aynı. Demek ki bunlar zıt yönde hareket etmiş. Sonra arkadaşlar A'da B'den çıkanla aralarındaki mesafe azalmış. Demek ki bunlar da birbirine doğru hareket etmiş. Neden? Zıt yönde hareket etselerdi Pardon, yanlış söyledim. Aynı yönde hareket etselerdi arkadaşlar aralarındaki mesafe hep korunur. Düşünsenize aralarında 40 kilometre var. İkisinin de hızı 100 kilometre. Her seferinde 40-40-40 kalacak devam edecek bir problem olmayacak. Dolayısıyla bu yüzden A ile C aynı yönde oldu. B ile A da zıt yönde oldu. Bakalım B ve C zıt yönde doğru. A ve C aynı yönde doğru. A ve B aynı yönde yanlış. D şıkkı. Sabit hızla gittikleri için arkadaşlar doğru orantı kısmına dikkat etmeniz lazım. Sınavda da bir kere bununla ilgili sorulmuştu. Güzel bir soru bu. Şimdi 400 aldığında o zaman ikinci giden 360 kilometre yol almış oluyor. Pardon metre. E, diğeri de 333 metre yol almış oluyor. Şimdi 360 aldığında bir 333 alıyorsa 400 aldığında x alır. Aslında olay bu kadarcık. 400 çarpı 333 bölü 360. Niye böyle arkadaşlar? Sabit hız demek her saniyede aynı yolu alıyor demek ve sabit hız demek aralarındaki mesafe sürekli aynı artıyor. Diyelim 1 saniyede 1 metre artıyorsa 2 saniyede 2 metre artar. 3 saniyede 3 metre artar. Onun gibi düşünün. Dolayısıyla aldıkları yollarda oranlı olur. Haliyle buradan sıfırlar gitti. 9'a bölelim. E, pardon 9'a bölelim diyorum. E, kaça böleyim? 4'e böleyim arkadaşlar. 36'yı 9 olsun. 4'e böleyim 10 9'u 333'e bölersek 3'e böldüğümde 111, 3'e böldüğümde 3, 111 de 3'e bölünüyor. 37 yapıyor. Demek ki 370 yol alıyormuş yavaş olan. Aralarında ne kadar oldu o zaman? 400, 370, 30 metre. Olay bu. 200 metre burası, 200 kilometre de burası arkadaşlar. Şimdi bunlar zıt yönde hareket ettiler. Böyle döndüler. Sonra böyle döndüler. Böyle bir yerde karşılaştılar. Tamam mı? Dolayısıyla bakın 200 gittiler, 200 gittiler ayrı ayrı 400 gitmiş oldular. Döndüklerinde birisi x gittiğinde öbürü de 400 eksi x gidecek toplam yol 400 ya aslında yine 400 yol alacaklar. Yani bunlar totalde 800 metre yol aldılar birbirlerine doğru gelirken. Birinin hızı 40 birinin hızı 60 100 kilometre çarpı t saatte karşılaşacaklar yani 8 saatte karşılaştılar. Haliyle C'den çıkana bakalım şimdi 40 diye. Hangisinden baktığınızın önemi yok arkadaşlar. Sonuçta bunlar aynı anda aynı yerde karşılaşıyorlar ya ben 40 kilometreliği kale almak istiyorum. Bu 8 saat yol aldığında 320 yol alır. 200 gitmişti böyle bir de o zaman 120 dönecek. C'ye kadar olan mesafe normalde 200'dü. Bakın şu araya ne kaldı? 80 kilometre. Cevabımız D şıkkı oldu. Birbirlerine doğru gelenlerde hızlarını toplamalıyız. Bunu da unutmamalıyız. Burada arkadaşlar şunu görmeniz gerekiyor. Bir kere birisi 3 gittiğinde öbürü 2 gidiyor. Yani ters yönde artık B'ye doğru giderken bunlar yine aynı durum olacak. Ve şunu görmeniz lazım. Kapatması gereken mesafe 5 birim. A ile çünkü 5 birim. Dolayısıyla hızlı olan yavaş olanı yakalaması için toplamda 5 birimlik bir durum oluşması lazım. Ama her adımda bunlar kaç mesafe kapanıyor? 1 mesafe. O zaman kaç adım atmaları lazım böyle? 5 kere adım atmaları lazım ki 5 birim kapansın. Dolayısıyla 3 kere 5, 15 bu gidecek. 2 kere 5, 10 bu gidecek. Hangisinden bakarsanız bakın. Kısadan bakın 10 birim gidecek. 2, 4, 6, 8, 10. Demek ki B'de karşılaşacaklarmış E şık. Şimdi burada neyi düşüneceğiz? X gitti diyelim. X de geldi. Ancak giderken 24 kilometre olacak çünkü akıntıyla aynı yönde gidecek. Dönerken akıntı ters yönünde olsun. Böylece 18'den 6 çıkarsa 12. Ortalama hız neydi? Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam zaman nedir? x bölü 24 artı x bölü 12. Dolayısıyla 2x payda eşitlersek arkadaşlar 3x bölü 24 olur. 48x bölü 3x'ten de cevabımız 16 gelir C şıkkı. Yan yana geldiği yeri görmek için arkadaşlar açıkçası burada gerçekten tek tek görmek gerekiyor bence. Burada birinci adımını 4 birim gittiği için buraya attı. Sonra 1, 2, 3, 4 ikinci adımını buraya attı. Sonra bu yönden artık bu yana doğru gidecek. Sağ, sol, sol, sağ, sonra sağ, sol diyor. Sonra bir daha sol, sağ. Şimdi buna göre arkadaşlar üçüncü adımını buraya attı. Ee, devam ediyorum. Dördüncü adımını buraya attı. E buru da 5. adım artık bakın bu tarafa doğru gidiyor. Sonra 6. adım burası, 7. adım şurası, 8. adım arkadaşlar burası, 9. adım burası oldu yine bu yöne gitmesi için. E evet, bu devam edecek böyle işte. Burası 10. adım arkadaşlar, burası da 11. adım. Şimdi gelelim şeye, bu turuncuya. Birinci adım burası, 2 3 4 5 6 7 8 9. Dikkat edin lütfen. Bunlar arkadaşlar 9. adımlarında gördüğünüz gibi aynı yere geliyorlar. Aynı hizaya geliyorlar. O da birinci sütun yapıyor A şıkkı. Arkadaşlar hızı anlamak için şuna bakabilirsiniz. 60 kilometre yol gittiğinde B ne kadar zaman geçmiş bakın 2 saat geçmiş. Demek ki 60 bölü 2'den bunun hızı 30. Sonra A'ya geldiğinizde e, sıfırdan bakın şu an y'si sıfır gördüğünüz gibi sıfırdan 60'a kaç saatte çıkmış? 1 saatte. Demek ki onun da hızı 60 bölü 1'den 60. Bu a'nın hızı bu b'nin hızı. Yalnız konumlarını şimdi anlamamız lazım. Bakın arkadaşlar sıfırıncı anda bu 60'ta bu sıfırıncı anda daha ortada yok. Bu a arabası veya otomobili neyse artık. A 3. saatte sıfırda. E şimdi ama üçüncü saatte arkadaşlar B çoktan yol aldı. Ne kadar yol aldı? Başlangıçta 60 kilometredeydi. Bir de üzerine 30 çarpı 3 yol aldı. Toplamda 150. kilometresinde bakın. A başlangıçtayken B aralarında 150 kilometre olacak şekilde uzaklaştı. Ve artık A yoluna başladı. Aralarındaki hız farkı kaç? 60 eksi 30'dan 30. T saatte ne kadarı kapatacak? 150 kilometreyi. Demek ki T buradan 5'miş. Aynı yöne doğru giderlerse hızları farkına alıyoruz ki her saatte o yol kapansın arkadaşlar. Bu üç kişi arkadaşlar şimdi buluşacaklar diyelim şöyle yollardan geliyor olsunlar. Ne demiş Arif'in buluşma hızı e, buluşma noktasına uzaklığı Fatih'inkinin 3 katı Bilal'in de 4 katı. Bilal katı. o zaman arkadaşlar 3x diyeyim kesirlerle uğraşmamak için 4 katı ya bu 12x olsun Diğerinin de 3 katı olduğundan böyle bu da 4x olsun. Bu şimdi Arif, bu Fatih, bu da Bilal arkadaşlar. Arif ve Bilal aynı anda buluşma noktasına varmış. E haliyle bu 4 kat kadar mesafe aldığı için bunun hızına 4v diyelim, bunun hızına v diyelim. Ve Arif'in 12x bölü 4v varma süresi neymiş? Fatih'in arkadaşlar buluşma süresinin 2 katıymış. Fatih'in hızını bilmiyorum buna da V1 diyelim. Böylece bunun iki katı bak böyle yapacağım. Hani yorum yapacağım böylece. Dolayısıyla X'ler gitti 12 bölü 4 3. E buradan da X arkadaşlar şey V1 pardon. Kaç oldu? 8 bölü 3. Bunun hızı da da arkadaşlar 8V bölü 3 geldi. Toplamlarını alalım 8V bölü 3. Sonra arkadaşlar 4V artı V. Payda eşitlersek. 15, 8 daha 23 V bölü 3 eşittir. 460 V buradan sadeleşirse 20, 60 geldi. Arif'in hızı neydi? 4 V idi. Demek ki 60 ile çarparsak 240 yani A şıkkı. A'dan çıkan birinci kişi T dakika yol alsın. Hızı da 10. 10 T. Sonra arkadaşlar B'den çıkan beşinci kişi 14.00, ikinci kişi 14.02, üçüncü kişi 14.04, 14.06 ve 14.08 olacak. Dolayısıyla bu 8 dakika daha az yol alır arkadaşlar diğerine göre. Dolayısıyla t-8 süre gidecek, hızı 5 kilometre. artı topladığımız zaman kaça eşit olacak? 125'e. Böylece 15 t eksi 40 eşittir 165. T de buradan bakın 11 yap. Demek ki A'dan çıkan 11 dakika yol oluyor. O zaman 10 çarpı 11'den işte burası 110 metre oldu arkadaşlar. C noktası ile A noktası arasındaki uzaklık E şıkkı.